Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir Diablo lore videosuyla karşınızdayım. Açıkçası spontan oldu. Hani beklemiyordum. Düşünsene, beklemiyordum. Çok değişik bir yorum oldu. Diablo birazdan videoya yayınlanacak. Bekle, bir içerik üretme. Bu konuyla alakalı yeni bir video yaparsın tarzı bilgi geliyormuş bana alttan falan. Neyse. Diablo'nun resmi sayfasından yayınlanmaya başlanan Book of Lorath, hani Lorath'ın kitabı, biz daha önce bunu Türkçe yorumluyorduk bu arada. Türkçe çeviri yapmıyoruz. Yani anlatılan hikayeyle alakalı Türkçe yorumlamalar yapıyoruz. 3. bölüm geldi. 3. bölümün adı Lord of Terror. The Lord of Terror. Terörün Lord'u, yani Diablo'dan bahsediyor. Şimdi bu 3. videoyla beraber şunu netleştirmiş olduk. Diablo resmi kanalı benim videolarımı takip ediyor falan gibi geri zekalıca bir yorum yapıyormuşum ki yaptım aslında, bunun üzerinden espri yapıp salaklığımı örtmeye çalışıyorum. Neyse, uzatmadım. Hikaye örgüsünü bayağı herhalde Diablo 4'e kadar seri bir şekilde işleyerek gelecekler. Şimdi biraz kompakt ve hızlı bir video olmuş. Yorumlarken bazı yerleri ben ekleyeceğim. Bazı şeylerden bahsedeceğim. O yüzden epey konuşacağım. Bu kısa bir video olmayacak. Bu arada bu videonun orijinal linkini de videonun altına koyacağım. Yani kesin siz orijinal haliyle izlemek isterseniz de alt tarafta bulabilirsiniz. Dışarıdaki mortolu arkadaş koşusunu bitirdikten sonra ben de başlayabilirim diye düşünüyorum. Başlıyorum. Evet, başlıyorum. Ege Bey burada, başlıyoruz. Evet. Evet, Book of Lorath bölüm 3, Diablo. Another night and you brought more ale. Stronger stuff this time. Bu şöyle bir giriş yapıyor Lorath burada. Biliyorsunuz Deckard Cain'in yerini aldı. Artık hikaye anlatıcılığını bize Diablo evreninde Lorath yapıyor. Ve diyor ki Another night brought more ale. Yani biraz artık hani böyle tatlış, işte çayın kahvenin yanında anlattığı işte o gece hikayelerinden farklı bir moddayız. Yani biraz daha böyle bira istiyor ve hani strongest of this time derken de onu kastediyor. Böyle biraz daha sert bir içkiyle giriyor geceye. Essential for keeping warm here in the fractured peaks. Pour me a cup. Böyle alkol alarak ısınacak böyle Fractured Peaks'in şeyinde, soğuk havasında. Bu arada dışarıdaki hani efektlerde bizim o hani Diablo 4 betasında görev yaparken Lorath'ın kulübesine uğramıştık ya, hani karlı bir yerde, oranın efektlerini vermişler. Burada süslü birkaç cümle kullanıyor ama bahsettiği aslında işte yıkımdan bahsedeceğiz, ihanetten bahsedeceğiz, işte yok oluştan bahsedeceğiz. Uzun ve üzgün bir hikaye, yani üzücü bir hikaye anlatacağız diyor. Dediğim gibi video 14 dakikalık ama üzerine konuşacak çok şey çıkacak buradan. When last we spoke of Inarius and Lilith and humankind's creation. En son konuştuğumuzda Lilith ve Inarius ve insanlığın yaratılışı hakkında konuştuk. Sonsuz savaştan bahsettik ve nasıl bu savaşa mecbur maruz kaldığımızdan. Şimdi burada bazı şeyleri çok hızlıca geçiyor. Bu iki logo şöyle önemli. Birisi ne artık, yani soldakini diyeyim. Diablo 4'ün hype ile beraber işte betasıydı, şuydu, buydu derken o şekli görmeye alıştınız. Yani Inarius'un ordularında işte bu şekil vardı, işte Inarius'un kilisesinde bu şekil vardı. İşte Cathedral of Light, hani ışığın kilisesinin sembolü bu. Ben şahsi videolarımda bundan daha önce bahsetmiştim ama burada ilk defa bahsediliyor. Trine dedikleri üçlü tarikat anlamına geliyor tam Türkçe'ye çevirdiğimizde. Üçlü tarikatın simgesi de sağdaki. Aslında Cathedral of Light Inarius tarafından Trine'ı durdurmak için yapılıyor. Burada işte dediğim gibi Lorath bazı yerleri hızlıca atlıyor. Ben bu detayları doldurayım sizin için. İnsanoğlu bazı nasıl söyleyeyim, büyüsel güçleri keşfetmeye başlıyor ve bu büyü gücüyle bazı ruhları işte ölüler aleminden çağırdıklarına inanıyorlar. Aslında o çağırdıkları ruhlar cehennem iblisleri ve cehennem iblisleri bu şekilde insanların aptallıkları yüzünden özetle Sanctuary'den haberdar oluyorlar. Daha sonra Mephisto'nun oğlu Lucion tarafından böyle bir tarikat kuruluyor. Üçlünün tarikatı. Buradaki üçlüdeki vurgu şu: Mephisto, Baal ve Diablo. Hatta aslında ne diyor? Sevginin yolu diyor, işte aslında nefretin yolu. İşte atıyor, düzenin yolu diyor, aslında yıkımın yolu falan gibi şeyler. Yani din kisvesi altında Trine güzel bir oluşunmuş gibi duruyor ama tabii nefretin baş iblisi Lucion tarafından yönetiliyor. Inarius da bunun farkında ve insanoğlunun potansiyel gücünü cehennem kullanmasın diye, böyle deyince de çok güzelmiş gibi duruyor. Karşılığında Cathedral of Light, yani ışığın kilisesini kuruyor. Buradaki muhabbet bu. Yani bizim aslında Diablo 4'te oynadığımız, gördüğümüz ve işte Prava falan var, hatta bu işte Kel Siyahi kadının liderlik ettiği ordu falan düzeni ta bu dönemlerden kuruluyor. Bu bahsettiğimiz dönemler Diablo 1'den de çok önce. Hani daha Diablo 1 falan yok yani, hani öyle anlayın. Burada da benim bahsettiğim şeyden bahsediyor. Mephisto, Baal ve Diablo'ya atfedildiğini ve zaten hani oradaki görsel efekte işte dünyaya kan yayılıyor falan. Bahsettiğim şeyleri söylüyor. Inarius da buna karşılık bunu kuruyor falan diye. Lilith returned to Sanctuary to reawaken her children's dormant powers, knowing they had the ability to banish. Burada şöyle söyleyeyim, geniş kapsamda günah savaşından bahsediyor. Yani geniş kapsamda derken hani dediğim gibi çok aşırı özetli, çünkü 15 dakikaya sığdırmış koca hikayeyi. Günah savaşı dediğin şey ayrı bir video konusu ki ben ayrı bir video konusu olarak ele aldım zaten. Hatta Günah Savaşı benim listelerde ikiye bölünmüş durumda. Lilith geliyor işte burada çocuklarının güçlünü, işte potansiyel gücünü açığa çıkarmak için falan diyor da öyle direkt gelmiyor. Void'den nüfuziyet ediyor Sanctuary'e diye geçiyor bu konu. Hani ne derler, varlığını işte nüfuz ettiriyor ve bir kadın, soylu bir kadın görüntüsüyle Uldyssian denen bir karaktere görünüyor. Oradan falan böyle işte hikayeler gelişiyor, işte oluşuyor, bir ton savaş veriliyor falan. Bayağı büyük savaş patlak veriyor yani bu noktada. Bu bahsettiği şey Günah Savaşı arkadaşlar. Yani şu an Sin War diye geçiyor. Üçlü kitap şeyi var, kitap üçlemesi var, özür dilerim. Yani dediğim gibi burada işte mesela şu anda 1 dakikada falan geçecek ama bayağı derinlemesine bir konu kanalda var. The agents of the burning hells and Inarius for good. Soon after, Sanctuary was engulfed in what would become known as the Sin War. Zaten burada söylüyor hani bu bahsedilen mücadele Sin War olarak bilinmeye başladı diye. Catastrophic proxy war over the souls of humankind. Humanity won the war. Humanity won the war. Buradaki cümle, önemli cümle bu. Yani insanlık savaşı kazanıyor diyor. Evet, Uldyssian Uldiomet tam adı. Bu arkadaş savaşı kazanıyor bu arada. Ve hani oyunlar öncesindeki Nephalem bu arkadaş. Hani biz nasıl işte Diablo 1'de Nephalem'dık, Diablo 2'de Nephalem oynadık, Diablo 3'te Nephalem. Diablo oyunlarının öncesindeki Nephalem da bu arkadaş. Şimdi tabii böyle yüksek güç patlamalarının yaşandığı bir savaş olduğu için cennet bu sefer haberdar oluyor. Normalde Cathedral of Light, işte Inarius'un amacı Tryon tarikatını yok etmek, cehennemi dünyadan uzaklaştırmak ve bunu da sessiz bir şekilde yapmak ki cennetin de haberi olmasın. Çünkü Inarius biliyor ki cennet en az cehennem kadar tehlikeli. Her blasphemous children are now deliberated on humanity's ultimate fate. With the Andarius Council split, the Archangel Tyrael cast the final vote to spare us from extermination. Buradaki cümle şöyle önemli. Archangel Tyrael cast the final vote to spare us from extermination. Yani cümle dediğim gibi çok önemli. Beşli Yüksek Melek Meclisi arkadaşlar bu olaydan haberdar oluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, haberdar oluyorlar derken sanki hikaye anlatırken böyle biraz yumuşakmış gibi geliyor. Cennet için çok büyük olay bu. Yani adamlar dünyalar taşının çalındığını biliyor ama böyle bir gezegen yaratılmış, böyle bir insanoğlu ortaya çıkmış, meleklerle şeytanlar sevişmiş işte falan, böyle şeylerden haberleri yok yani. Adamlar için böyle müthiş şok edici bir olay yaşanıyor şu anda. İşte öyle bir güç potansiyeli var ki koca bir melek ki Tyrael'ın teğmeni, koca bir melek yenilmiş, koca bir şeytan yenilmiş, Lucion, Lilith gibi. Bu güç karşısında hem şoku oluyorlar hem de çok korkuyorlar. Dört baş melek bu dünyanın ve insanoğlunun yok edilmesi için oy kullanıyor. Sadece Tyrael hayır diyor, yani tamam böyle bir şey olmuş ama bizim bunu yok etme hakkımız yok diyor. Adil değil diyor. Çünkü o zamanlar Tyrael adaletin başmeleği. Diyor ki bu adil değil diyor. Yani yok edilişe izin vermiyor. Instead the memory of all that came before was taken from humankind, including knowledge of their inherited power. In exchange for ve burada da cehennemde bir pazarlık yapılıyor. Diyor ki tamam yaşamasınlar ancak yani bu da bilinmesin, yani bu insanoğlu bize tehdit oluşturmasın bir şekilde. Buna bir şey bulalım diyor. Tyrael da diyor ki bütün insanoğlunun hafızasını sileceğiz. Ve bütün insanoğlunun potansiyel gücünün hani farkındalığını yok edeceğiz diyor. Ve cehennemde diyor ki tamam bunun karşına ben de Inarius alırım diyor. Bu şekilde Inarius da cehennem saflarında tutsak hayatı yaşamaya başlıyor. Buradaki olaylardan bir tanesi ön ince Rathma arkadaşlar. Rathma'nın hafızası silinmiyor. Bunu dipnot olarak düşeyim. Devam edeyim. Their part in leaving sanctuary alone. The burning hells took Inarius into their custody, and it is said that he has suffered unending torment at their hands ever since. Ya bir kitapta şöyle anlatılıyor Inarius'un yaşadığı eziyete binaen. Deniyor ki sürekli olarak kanatları koparılıp İşte tekrar doğuyor, tekrar koparılıyor, tekrar doğuyor. Yani bir melek için olabilecek en yüksek acıdan bahsediliyor burada. Of course it is not the nature of the burning hells to leave well enough alone. And before long more attempts to corrupt humankind were underway. The lesser evils led by Asmodan and Belial staged an uprising that upset the established order of the burning hells. Şimdi dediğim gibi çok hızlı geçiyor konular ve hikayeler. Aslında büyük olayları çok böyle birer cümleyle geçirmişler. Şimdi konu Günah Savaşı'ndan çıktı. Dark Exile'a geldi. Yani Kara Sürgün'e geldi. Kara Sürgün olayı şu. Bu ekranda gördüğünüz 3 arkadaş işte Mephisto ortada, Baal sağda, Diablo solda olmak üzere 3 büyük iblis generali olarak geçiyor. Artık biliyoruz bunları. Bunlar işte küçük iblis generallerinden Belial ve Asmodan, ki Belial diliyle yalanlarıyla Asmodan'ı fiştekliyor. Asmodan'ı gaza getiriyor. Asmodan liderliğinde cehennem safları bu 3 arkadaşı diyor ki arkadaş siz bu dünya işleriyle çok ilgilenmeye başladınız. Cehennem işlerini bıraktınız. Cehenneme liderlik etmiyorsunuz artık. Siz bu cehennem ordularına liderlik edecek vasfı kaybettiniz. Siz defolun gidin, çok sevdiğiniz dünyada Nephalem'larla, insanlarla uğraşın kardeşim diye bunları sürgün ediyorlar. Dark Exile dediğimiz, yani kara sürgün dediğimiz olay bu. Ve büyük bir olay çünkü gerçekten de Mephisto, Baal ve Diablo Nephalem ırkının potansiyelini fark ediyor, korkuyor, kullanmak istiyor, yozlaştırmak istiyor. Bu durumu fırsat bilen küçük iblisler de ayaklanıyor. Olay bu. Ama dediğim gibi bu aslında bayağı geniş kapsamlı bir olay. Bir cümleyle geçiyor burada. Gene reklamımı yapacağım. Özür diliyorum ama kanalda var. Convinced the prime evils had abandoned the eternal conflict in favor of corrupting humanity, the usurpers set out to banish the three prime evils to sanctuary. They lost fully one-third of their army, but they succeeded in banishing Mephisto, Baal and Diablo into the mortal realm. What would come to be known as the Dark Exile. They spent decades spreading terror, hatred and destruction across the land. It is here that the story of the Horadrim begins, when Tyrael assembled a group of powerful mages and... Şimdi burada konu dediğim gibi gene atladı. Gene büyük bir atlama yaşandı ve Horadrim'in kuruluşuna geldi. Şimdi Mephisto, Baal ve Diablo'nun sürgün edilmesiyle beraber tabii bunlar dünyaya sürgün ediliyor ama orduları peşi sıra bunların arkasından gelmiyor. Yani kendilerini, yani biliyorsunuz işte hani kötü karakterler ordusu kendilerini tekrar kanıtlamaları gerekecek, yani işte tabiri caizse diyeyim yani. Buna karşılık tabii bu arkadaşların sadece bir yerde durmaları bile işte onların nefretinin, yıkımının, terörünün yayılmasına engel olamıyor. Ve Tyrael de bunu biliyor. Bakıyor ki kardeş tamam, resmi olarak çatır çatır yapmıyor cehennem bu işleri. Hani bir olay dönüyor altta. Ben de diyor alttan bir grup kuracağım diyor. Ve logosunu ekranda gördüğünüz Horadrim Büyücüler Birliği'ni kuruyor. Bu arada bu Horadrim Büyücüler Birliği'ni kurduğunda Tyrael'la beraber birebir çalışan ünlü büyücüler var. Ünlü derken hani adını Diablo oyuncularının çok sık duyduğu Tal Rasha, Jered Cain, Jered özellikle. Jered olmalı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Deckard Cain'in babası diyeyim. Dedesi de aile büyüğü. Ben babası diyebiliyorum. Atası. Aynen. Bir de Zoltun Kulle. Zoltun Kulle. Gel beni yelle. Zoltun Kulle. Yani nasıl telaffuz etmeyi seviyorsanız. Önemli değil. Zoltun Kulle, Tal Rasha, Jered Cain. Bu üç önemli büyük büyücü dahil olarak kuruluyor. Tabi Tal Rasha hani insan tarafındaki grup lideri ama asıl Horadrim'in lideri Tyrael. Task them with humanity's defense, standing fast against the tyranny of the primevals and guarding against the wrathful eyes of the heavens falling upon humankind once again. Tyrael carved three soul stones from pieces of the world stone. Crystalline prisons designed to contain the malignant essence of a primeval. Şimdi söylediğim isimlerin önemini yavaş yavaş tekrar kavrayacağız. Bu üç önemli taş zaten Diablo 2 oynayanların artık iliklerine kadar bildiği bir konu. Ortadaki Mephisto'nun, soldaki Diablo'nun, sağdaki Baal'ın ruh taşı. Bunlar dünyalar taşının parçalarından oyularak yapılıyor ki büyük iblis generallerinin ruhları hapsedilebilsin. Şimdi neden hapsedilme konusunda bu kadar takık Tyrael? Çünkü biliyor ki Tyrael, ben Mephisto'yu öldürürsem cehennemden yeniden doğacak. Bunu engellemek için bu ruh taşına ruhuna hapsedecek ki bunu da bir yerde saklayacak. Sonsuza kadar hayalce büyük iblis generallerinden kurtulmuş olacak. Horadrim'in de yardımıyla. Bu arada Tyrael ilk defa insanlığın gücünü cehennem saflarına karşı kullanmış olacak. Bu da önemli bir detay. Sapphire for Mephisto, amber for Baal, and crimson for Diablo. Under Tyrael's guidance, the Horadrim searched across the vastness of Sanctuary for the Lords of Hell, with the aim to contain them. Şimdi the Horadrim found Mephisto. And after much struggle, imprisoned him. The sapphire soul stone was given to the Zakarum for safekeeping. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi olay artık şey olmaya başladı. Hızlı hızlı gidiyor. Dediğim gibi başka bir ana konusuna geldik. Üçlünün avı diyoruz. Bu arada Diablo 2'deki üçlünün avı değil bu. Diablo 1'den önceki üçlünün avı. Şöyle, Zakarum Kilisesi'nin kuruluşu diyebiliriz biz bu döneme. Çünkü Mephisto'yu yakalıyorlar. Kurast'ta ve Zakarum diye bir kilise kuruluyor. Çünkü her ne kadar Tyrael ve Horadrim var olsa da bunun işte bu Mephisto'nun Soul Stone'u, yani Mephisto'nun ruh taşının üstüne oturup günlerce bekleyecek halleri yok. Daha yakalanması gereken Diablo ve Baal var. Bu yüzden Zakarum diye bir kilise kuruluyor. Bu biraz işte şeye dönmeye başlıyor burada iş. Ziyan sayıda doğan bir din var, işte adam geliyor burada ışığın şeyini oluşuyor. Paladinliklere kadar uzanacak bu iş. Crusader'ların inandığı din konusuna kadar uzanacak bu iş. Yani çok büyük bir order kuruluyor. Çok büyük bir düzen kuruluyor Zakarum adına. Ama tabii Zakarum sıradan insanlardan, sıradan din adamlarından oluştuğu için Mephisto'nun oranayı hükmetmesi çok da uzun sürmeyecek. Ama dediğim gibi bu artık yeni bir olaya giriyor konu. Buradaki konu başlıklarını ben size daha sonra tekrar sıralayacağım. Kendi videolarım üzerinden de hangi sırayla izlemeniz gerektiğini de anlatacağım. They also battled Baal. But in the process the soul stone intended for him was shattered. Mephisto'yu yakaladık. Zakarum kilisesinin altına gömdük. Baal'la karşılaştık. Savaştık. Ama durduramadık. Taş kırıldı. Şimdi şöyle bir şey olacak burada. Taş kırıldı da ne oldu? Bu arada bu savaş Diablo 2 oynayanlar yine bilecektir. Lut Gholein civarında yapılıyor. Yani o çöl haritasının bulunduğu yerde, keşke haritalar da olsaydı arkada. Tal Rasha trapped Baal's essence in the largest shard of the Amber Soul Stone, but feared that was insufficient. The Horadrim concluded they could fuse the shard to a human body in an effort to better contain Baal's. Ben hikayeyi anlasın baştan geri döneyim diye çok durdurduğumu fark ettim şu anda. Şimdi Diablo Immortal oynayanlar da aslında bu bir dungeon'la bu hikayeye tanık oldular diyeyim. Bu hikayeye eşlik ettiler. Zoltun Kulle ve Tal Rasha ile birlikte. Baal'ı yakaladılar. Yakaladılar derken hani arkasından koşuyorlar. İşte yakaladılar. Savaştılar. Baal fena güçlü. Öyle çat diye Soulstone'a, yani ruh taşına kapsedilebilecek kadar zayıf bir karakter değil. Savaşırken ruh taşı kırılıyor. Ve son bir hamleyle Tal Rasha yine de olsa bu küçük bir ruh taşı parçası içerisine Baal'ın ruhunu mühürlüyor. Ama çıkacak Baal. Yani onu içeride tutmamız lazım bir şekilde. Ha diyor ki hem meleklerin hem insanların şeytanların potansiyelini taşıyan bir insan bedeni kullanalım. Bunu da bunun içine hapsedelim diyor. Sonra da diyor ki sıradan herhangi bir insan bedeni buna yeterli gelmeyecek. Ben diyor kendimi feda edeceğim. Bunu diyor bana saplayın arkadaş diyor. Ona saplıyorlar ve Tal Rasha'yı da böyle işte 7-8 tane mezarlık koyuyorlar, işte atıyorum. Hangisinin doğru mezarlık olduğunu bilmiyorlar kimse. İşte bir mezarlığın içine saklayıp yerin derinliklerine gömüyorlar ve Tal Rasha'yı da bir taşa bağlıyorlar. Böylelikle Baal'ı da dizginlemiş, kontrol altına almış oluyorlar. Tyrael himself took up the solemn duty of driving the shard into Tal Rasha's heart. The grieving Horadrim sealed away their noble leader within a subterranean tomb, believing they were leaving him to suffer torment beyond imagination as he struggled to hold fast the monstrous. Evet, yani Tal Rasha'ya inanılmaz eziyetler edecek Baal sonrasında. Bu arada ismi doğru hatırlamışım. Jered Cain. Tal Rasha tabii artık bu görevi üstlendiği için Horadrim'in büyücü liderliğine Jered Cain, Kane yazdığına bakmayın, Cain, yani Deckard Cain'in atası olan Jered Cain liderlik etmeye başlıyor ve aslında Diablo evreninin hikayesinin anlatılış öyküsü burada başlıyor. Çünkü Jered Cain'in notları daha sonra Deckard Cain'e geçiyor, daha sonra da Lorath'a geçiyor ve şu anda Lorath bize bu hikayeyi anlatıyor. The Horadrim spent nearly 10 years following Diablo's path of terror through Sanctuary, until finally coming to blows and containing him within the Crimson Soulstone. Diablo's Soulstone was carefully hidden deep in a labyrinthian cave system. Gene anlatacağım, aksın biraz video artık. To guard the great evil hidden in its depths, a Horadric monastery was built atop the caves. The hope, I believe, was that it would never be disturbed, and that Diablo would be forgotten in the great below. His influence fading with time, but that was not to be. No prison can last forever. So long as a key exists, its door can be opened. Çok güzel cümleler kurmuşlar. Şimdi şurada durduracağım. Q yazan yeri görüyorsunuz değil mi sağ tarafta? Güzel bir harita geldi. Şurada Q diyor. Burası Kurast, Kejistan. Lut Gholein dedim. Şimdi normalde Diablo 2 şöyle de gidiyor. Tristram'dan başlıyor. Daha doğrusu buradaki bir rock kampı işte diye geçiyor orası. Buradaki bir kamptan başlıyor. Eastgate, Andariel'i kestiğimiz yer. Daha sonra Lut Gholein'e geliyoruz ve Kurast'a geçip Kurast'ta da Mephisto'yu durduruyoruz. Diablo 2'nin hikayesi böyle. Şimdi dedim ya, burası Diablo 2'den önce. Bu üçlünün avı şu şekilde başlıyor. Önce Kurast'ta Mephisto'yu yakalıyorlar. Zakarum kilisesini kuruyorlar. Burada çok büyük bir tapınak inşa edip bunun altına Mephisto'nun ruh taşını saklıyorlar. Daha sonra tutuyorlar, Baal'ı kovalamaya başlıyorlar ve Lut Gholein tarafına Baal'ı yakalıyorlar ve çölde Baal'la dövüştükten sonra işte Tal Rasha ve ruh taşı yardımıyla Baal'ı dizginliyorlar ve onu bir gizli mezarlığın içine saklayıp burada gömüyorlar ve bu tarafa doğru devam eden, yolculuğuna devam eden Diablo'yu da takip ediyorlar. Bu bahsettiğimiz dönemde Tristram yok. Jered Cain ve Horadrim, Tyrael. Tristram yakınlarında Diablo'yu yakalıyor, yeniyor ve ruhunu kırmızı ruh taşına, Crimson Soulstone'a hapsedip yerin dibine gömüyorlar. Böyle karmaşık bir labirent sistemi kuruyorlar ve üstüne de Tristram kilisesini kuruyorlar. Farkındaysanız hep üstünde bir tapınak kurup, bir mezarlık kurup, bir katakomb kurup altta, yerin altında hapsetmeye çalışmışlar ruh taşlarını. Ama Lorath'ın da burada söylemeye çalıştığı şey şu: hiçbir mahpusluk sona ermez, hiçbir hapishanenin kilidi sonsuza da kilitli kalmaz. Eğer bir anahtar varsa eninde sonunda bir şekilde açılacaktır diyor ve bu hikayeler yaşanmaya başlıyor zaten. Şimdi de buna geçecek. Bu arada dediğim gibi yani çok uzun, çok büyük bir hikaye örgüsünü şu an 5 dakikada anlatıverdi. Ben de mümkün mertebe özetliyorum. Bilginiz olsun. The quiet, prosperous town of Tristram was founded there. None could have known, except perhaps Diablo, the grim fate that would befall the unfortunate souls that called Tristram home. Over time, foreign powers influenced the land, and Tristram became politically significant. At the behest of the Zakarum Church. Şöyle bir geri alacağım. Diyor ki burada hani özellikle Tristram'ı kuruyor. Şimdi Tristram kuruluyor ve etrafta da bu arada insanlar çoğalıp krallıklar kurulmaya falan başlıyor. Çokça sevdiğimiz bir kelime kullanmak istiyorum burada. Tristram'ın jeopolitik önemi öne çıkıyor ve o eski güzel günleri geride kalmaya başlıyor. Bundan bahsediyor. Yani Tristram aslında Diablo'nun nüfuziyetiyle burası psikolojik ya da işte ne derler ruhani anlamda çekici gelmeye başlıyor insanoğluna. Ve yine Mephisto'nun ne derler gardiyanlığını yapan kilise derken hani İşte Zakarum Kilisesi'nden bahsediyorum, yani bina olarak kiliseden değil. Zakarum Kilisesi burada da Diablo'nun ruh taşını koruma görevini üstleniyor. Bu kilise müritlerinin başı da Arkbishop Lazarus. Diablo 1 oynayanlar adını çok iyi biliyorlardır. A Zakarum Lord named Leoric crowned himself King of Candorus. Şimdi Leoric de bir Zakarum Lord'u ama dini yönden değil. Bu arkadaş direkt kendini bölgenin kralı ilan ediyor. Ve bu bizim meşhur Tristram Kilisesi'nde işte kendi güç odağı, yani kralın, yani tahtı pozisyonuna getiriyor. Leoric was wise and just. Ushering in an era of peace and prosperity for Tristram. Evet. But with time his outlook darkened and he grew irrational. Videodaki dediğim gibi ben şu an durdura gittiğim için o geçişi pek anlamayabilirsiniz. Tekrar kendiniz izlerken Leoric'in çizimindeki karanlığa geçişe dikkat edin. Çok güzel betimliyorlar orayı. Şimdi gidip sen Diablo'nun ruh taşının üstüne oturursan o da senin üstüne oturur birader, yani hani bu boru değil, yani anlıyorsun değil mi? Sen gidiyorsun oraya, bilmiyor tabii Leoric, bunu bilerek yapmıyor. Bilip bilmeden Diablo'nun ruh taşının üstüne kuruluyor ve Diablo'nun nüfuziyeti burada çok güçlü olduğu için çok kısa bir zaman içerisinde Leoric'i delirtiyor. Önüne gelen herkesi biçecek Leoric. Herkes ama. Aynen öyle. Diyor ki kendini eleştiren herkesi idam ettirdi. Ha. Tabii bu Diablo'nun nüfuziyetinden etkilenen tek kişi Leoric değil, Lazarus da etkileniyor. Lazarus bayağı artık Diablo'nun abim moduna, yani Diablo'ya biat eder hale geliyor Lazarus. Çok kötü şeyler olacak. Bu arada tabii bölgede savaşlar da sürüyor. Neticede bir orta çağ hikayesine benzer bir durumdayız. Çevre krallıklarla savaş da olacak. Leoric'in ordusu savaşta ve Leoric'in ordusu savaştan dönüyor. Lagda'nın olması lazım, ismini yanlış hatırlamıyorsam. Lagda'nın liderliğindeki şey artık diyor ki tamam birader sen düzgün yönetemiyorsun ülkeyi diyor ve just an unwinnable war. Leoric's eldest son Aidan joined the fight. Ha bu arada aradaki şeylerden bahsediyor. Leoric'in büyük oğlu Aidan da savaşa gidenlerden biri. Kendini babasına kanıtlamaya çalışıyor. Heh, önemli olan bu. Bahsettiğim savaşlar döneminde büyük olan savaşa gidiyor, küçük olan da kayboluyor bir şekilde. Ve Leoric'in delirmesi daha da patlıyor böyle yani. Dediğim gibi savaştan dönen şövalyeler Kral Leoric'i öldürüyorlar arkadaşlar. Yeter yani kendi insanlarını öldürdün deyip. Ve Tristram kilisesinin altına gömülüyor. Ve Aidan da dönüyor tabii ki ülkesine ve olanlardan haberdar oluyor. Kardeşiyle alakalı ilgi aldığı haberler şeyinden. Kilisenin derinliklerine inmeye karar veriyor. Tabii bu sırada Aidan öz babasını tekrardan durdurmak zorunda kalıyor. Ve burada çok ünlü bir ünvan olan İskelet Kral dediğimiz Skeleton King ünvanını alıyor Kral Leoric ve o gün bugündür hangi Diablo oyunu olursa olsun karşımıza Skeleton King olarak çıkmaya devam ediyor Kral Leoric. Continuing on, Aidan soon found Diablo himself. After a great battle of fire and steel, the Lord of Terror was defeated. Çok hızlı geçtik yine. For Diablo had twisted young Albrecht's body into his own demonic form. In slaying the demon, Aidan had slain his younger brother. Şimdi Aidan kardeşini bulma ümidiyle tabii kilisenin derinliklerine iniyor ama bilmediği bir şey var. Orada Lazarus kardeşi Albrecht'i kaçırıyor. Kırmızı ruh taşını da Albrecht'in alnına saplıyor. Bundan dolayı da artık Albrecht olmaktan çıkıyor. Hatta Diablo Albrecht'in bedenini ele geçiriyor ve kendi öz Diablo formuyla dünyada gezmeye, dünyada yaşamaya başlıyor. Tabi Tristram Kilisesi'nin üstüne çıkamıyor. Daha tüm gücünü elde etmediğinden dolayı. Aidan bu olayı keşfediyor. Aidan en derinlere kadar iniyor ve Diablo'yu durduruyor, öldürüyor ancak Diablo'nun ruh taşını çıkardıktan sonra kardeşinin bedenini görüyor ve olayı az çok anlıyor. Diyor ki bu ruh taşının bir şekilde durdurulması lazım diyor. Hafif de artık kafayı da yiyor yaşadıklarından dolayı ve kırmızı ruh taşını kendine saplıyor. Çok zekice gerçekten. Çok mantıklı gerçekten yani. Tabi bölge halkı kutlamalar yapıyor. Diablo'nun durdurulduğunu inanıyor. Üçlünün avına son bulduğuna inanıyor ve herkes Diablo'nun Aidan formunda dünyada gezindiğinden bir haber yaşamaya başlıyor. Bu sırada Aidan bölgedeki cadılardan biri olan, cadı diyoruz biz, o Diablo 1'de bize pot falan satıyordu aslında o abla, biraz haksızlık ediyoruz ama neyse, cadı Edria'yı yanına alıyor, hatta onunla sevişiyor. Daha sonra ondan bir çocuk da dünyaya gelecek, Leah. Diablo 3'te Diablo'nun bedeni olarak karşımıza çıkacak. Diablo Edria ile beraber batıya doğru yola çıkıyor. Slowly succumbing to Diablo's influence, Aidan eventually traveled east from Tristram and became known as the Dark Wanderer. O Dark Wanderer, bu sefer Diablo 2'ye geldik. As the Dark Wanderer traveled east, arkadaşlar. Şimdi burada şeyi güzel özetliyor. Dediğim gibi videoyu kesin siz dediğinizde çok daha keyifli olacak sizin için. Diablo Tristram'dan çıktı, batıya gitti, Lut Gholein'e geldi, mağarada kardeşini buldu, onu kurtardı, gidecek, daha sonra Kuras'ta Mephisto ile buluşacak. Oradan Mephisto bu arada mastermind. Onu unutmuyoruz. En zekileri Mephisto. Mephisto'dan emirler alacaklar. Baal ve Diablo. Ve daha sonra da görev yerlerine dağılacaklar. Horadrim işaretini görüyorsunuz. Sol tarafta Tristram'da hareket etmeye başlayacak. Tyrael bazı şeylerden şüphelenmeye başlıyor. Ve Diablo 2 oyunu aslında karşımıza çıkıyor. They rescued Deckard Cain from the ruins of Tristram, who implored them to give chase. Burada da bahsediyor işte, Deckard Cain'i kurtarıyoruz Ruins of Tristram'da falan filan. Following the Dark Wanderer's path towards the tomb of Tal Rasha, the adventurers would face the lesser evils of Andariel and Duriel. Burada işte Diablo'yu durdurmak için peşlerinden koşarken şeyden bahsediyor. Andariel ve Duriel'den bahsediyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka Andariel ve Duriel? Onlar küçük iblislerdi. Hani büyük abilerini Dag's Exile'de sürgün etmişlerdi diye. Dediğim gibi şimdi videonun 10 dakikalık şeyini izledik ama çağlar geçti aradan. Bu arada cehennemde işler karıştı. Azmo'dan cehennemi yönetemez hale geldi. Andariel ve Duriel büyük abilerini geri çağırabilmek için dünyaya geldiler. Bunlar da kabul etti ama dediler ki önce buradan bir kurtulmamız lazım, siz bize yardımcı olun. Tamam. Ya arkamızda Horadrim diye bir grup var, bizi peşliyor. Ya Andariel, sen şöyle biraz daha geriye alayım videoyu. Sen Eastgate'de bu arkadaşları durdur. Duriel sen de Lut Gholein'de bu arkadaşları durdur. Okey mi? Okey diyorlar. Biz Andariel ve Duriel'le Diablo 2'de bu yüzden karşılaşıyoruz. Following the Dark Wanderer's path towards the tomb of Tal Rasha, the adventurers would face the lesser evils of Andariel and Duriel, who had rallied to Diablo's aid. Instead of Tal Rasha, they discovered Tyrael imprisoned in the tomb. Baal, still using Tal Rasha as a vessel, had escaped imprisonment to join Diablo in his guise as the Dark Wanderer. Together they had overcome Tyrael and trapped him in the prison he'd made for Baal so long ago. The heroes pressed on to find detaya girmeyeceğim orada artık. Deep in the jungles of Kurast. Şimdi arkadaşlar bu aslında Mephisto'nun evet gerçek formu ama bu forma ulaşması öyle dediğim gibi kolay da olmuyor. Hani bu Zakarum şeyinin altındaydı. Az önce 3 dakika önce videodaki 2 dakika önce bunu biz mavi ruh taşına hapsetmiştik. Bu hale nasıl geliyor? Diablo 2'de Kalim denilen bir arkadaş var. Halim dediğimiz. Bu Halim'in sezgileri çok güçlü ve farkına varıyor bazı şeylerin. Ve Mephisto'yu hapsetmek uğruna işte ya bir takım büyüler yapıyor ama yetmiyor. Bu arada Sankekur denen bir arkadaşın bedeni bu şu anda gördüğümüz şey. Kendini Mephisto'ya adıyor ve Mephisto da bu insanımsı iblis bedeni haline geçebiliyor. Ve tabii o sırada Kezistan dediğim bölge, Kurast dediğim bölge hani aslında insanlık tarihinin en gelişmiş, en teknolojik, en yüksek işte en medeni bölgelerinden biriyken bir anda Mephisto'nun yıkımıyla beraber yok olmanın eşiğine geliyor. Kurast neredeyse yerle biri oluyor ve Mephisto bütün şeytanlığını işte bölgede hüküm sürmeye başlıyor diyebiliriz yani. Once more the heroes were too late to stop Diablo as he shed what little of Aidan remained, reverting to his monstrous demonic form before returning to the burning hell to rally his demonic legions. Mephisto remained behind, believing he could defeat the brave pursuers. His confidence was misplaced. The Lord of Hatred was defeated and sealed in the Sapphire Soulstone. Dediğim gibi Mephisto'dan görevleri aldılar. Diablo ve Baal görev yerlerine gittiler. Mephisto dedi ki ben bu Nephalem falan ben dinlemem, durdururum dedi. Tabii öyle yemedi. Biz Mephisto'yu alt ediyoruz ve ruhunu mavi ruh taşına tekrar hapsediyoruz. At Tyrael's request, the heroes confronted the corrupted angel Izual on the plains of despair. In slaying him, the heroes freed Izual's spirit, and he informed them that the prime evils knew how to corrupt the soul stones. With this information, Cain sent the heroes to the Hellforge to destroy the Sapphire Soul Stone. Şimdi abi inanılmaz yani, böyle birer cümleyle koca hikayeler anlatılıyor burada. Mephisto'nun emriyle Diablo cehenneme geçiyor. Cehennem ordularını toplayıp gelecek, anamızı ağlatacak yani, öyle bir görevi var onun. Biz de peşinden gidiyoruz. Bu arada Diablo'yu ararken bayağı cehennemde Izual'la karşılaşıyoruz. Izual şeyin teğmeni. Tyrael'ın teğmeni. Ama düşmüş bir melek. Artık melek olmasına rağmen cehenneme hizmet ediyor. Izual'ı öldürüyoruz ve ruhu çıkıyor. Diyor ki hani Tyrael bana inanmakta, bana güvenmekte aptaldı falan filan derken ağzından kaçırıyor. Diyor ki bu iblisler ruh taşlarını nasıl yozlaştıracaklarını buldular. Sizin artık boşuna uğraşıyorsunuz gibi bir kelam ediyor. Ama orada Izual aslında bize çok değerli, çok kıymetli bir bilgi veriyor. Diyor ki tamam artık ruh taşları işlevini kaybetti. Bir anlamı yok. Bunları yok etmenin vakti geldi. Şimdi burada şöyle bir plot twist'le karşı karşıya kalıyoruz. Ya arkadaş biz bunun ruh taşını yok edeceğiz de bunlar ölümsüz. Tekrar doğacaklar. İşte bu tekrar doğma döngüsünün içine girmeye başlıyor konu. Yani aslında biz bir şekilde her ne kadar savaşarak dövmüş olsak da Mephisto'yu mental olarak savaşı kaybetmiş oluyoruz. Çünkü Mephisto sonsuz yaşam döngüsüne, yani Mephisto, Baal ve Diablo bütün iblisler için geçerli bu durum. Sonsuz yaşam döngülerine geri dönmüş oldular yani. In the hopes that this would prevent Mephisto from manifesting in this world ever again. Once there, they had to defeat a demon called Hephasto the Armorer. Evet, Hephasto'nun şeyine gidiyoruz. Bu arada Hephasto cehennem safları için zırh dövücü, silah dövücü, blacksmith, demirci, öyle bir şey. Ha bu arada biz bunları bir daha bunlar Sanctuary'de dünyaya gelmeyecek umuduyla kırıyoruz bu ruh taşlarını ama dediğim gibi işe yaramıyor o iş yani. They fought a fierce, pitched battle against increasingly dire odds deep in Diablo's own realm. Evet, Diablo'yu kendi aleminde yeniyoruz. Ruh taşını çıkartıyoruz. Ve Hellforge ne der? Cehennem ne denir? Hellforge Türkçe çevirmeye bakarsak. Cehennem dövülmesi değil de ne? Cehennem demirhanesi gibi bir şey düşünün işte. Hellforge'a götürüyoruz. Ya bazı şeyleri de Türkçeleştirmek istemiyorum aslında yani. Onunla da Hellforge abi yani. Anladın mı? Neyse. Hellforge'a götürüyoruz. Diablo'nun da ruh taşını kırıyoruz. Bir tek Baal kalıyor geriye. Şimdi tabii biz Diablo ile Mephisto ile falan boğuşurken aslında Baal'ın yıkıcı etkisi daha çok etki bırakacak dünyamız üzerinde. Bu arada Baal'a da verilen görev şuymuş, gizli gizli yapıyor. Biz bunun haberini Bastion Keep diyebiliriz oraya. Yani Ağrı Dağı bu arada, neyse, Areat Dağı'ndaki yıkım başlayınca haberimiz oluyor ki tamam Baal dünyalar taşını buldu. Anu'nun gözü dediğimiz dünyalar taşını buldu. Oraya doğru gitti. Hemen peşinden gitmemiz lazım hocam deyip yola koyuluyoruz. Bu arada Ağrı Dağı konusunda ciddiyim. Hani survivor accounts describe the primeval atop his litter, surveying the barbarian city of Secheron with ravenous malice and an insatiable lust for carnage. Ha bu arada bu hikaye gene bayağı eskilere dayanıyor. İlk Nephalem'lara, işte Bulkatos'a kadar gidiyor, Rathma'ya kadar gidiyor. İşte Nephalem'lar ilk oluştuğunda, hani ilk nesil Nephalem'lardan bahsediyorum. İşte Fiasla Gear var. Bir de Druidlerin lideri, Bulkatos var, Barbarların lideri. İşte Rathma var, Necromancer'ların lideri falan. Barbarlar pasif bir şekilde bu bölgeyi hani şey diyelim koruması altına alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu bölge barbarlar tarafından yoğun bir şekilde korunaklı duruma getiriliyor. Ama tabi barbarların neticede güçleri giderek zayıfladığı için artık nesilden nesile barbar dediğimiz klanların, savaşçı klanların bile aslında dünya üzerinde bulunan en yıkıcı klanlar, en dövüşçü, en korkulan klanlardan birisi barbar klanı. Onların gücü bile Baal'ı durdurmaya yetmiyor ve yani inanılmaz bir yıkım getiriyor Baal buraya. Yani. His vision for sanctuary was a wasteland stained with blood. It is both humbling and horrifying to know how close he was to achieving that goal. Thanks to the bravery of the barbarians in the town of Haragath at the base of Mount Ariat, Baal's army was temporarily repelled, buying time enough for reinforcements and the heroes that it. Bu arada Diablo 2'deki gördüğümüz Harogat şehri bir şekilde Diablo'nun yıkımından kurtuluyor ve bir şekilde bu Baal'ın yıkımından kurtuluyor ve Baal'ın ordusuna bir şekilde direniyor ve orada küçük bir zaman kazanıyor. Bu zamanda Tyrael, ben ve Deckard Cain'in, yani benden kastım Nephalem'lar tabii ki, Tyrael, Nephalem ve Deckard Cain'e bölgeye gelip duruma el atma şansı veriyor. Ve bu şekilde bölgeye geliyoruz, duruma el atıyoruz. Daha sonra da Baal'ı peşlemeye başlıyoruz. Baal'ın ordusunu yara yara gidiyoruz böyle. Diablo and Mephisto to arrive. They fought their way through Baal's army, up the mountain, and finally into the very heart of Sanctuary, the World Stone Keep. Though our heroes ultimately defeated Baal, şimdi tabi burada bütün hikaye yaşanıyor, işte Nihlatak falan filan var, işte burada bütün olaylar dönüyor, kadimleri falan yeniyoruz. Yani onlardan hiç bahsetmiyor Lorath abimiz ama neyse, ben de bahsetmeden geçeyim hızlıca. Biz Baal'ı durduruyoruz durdurmasını, ama zaten Baal'ın amacı bu şu anda ekranda gördüğünüz dünyalar taşını ele geçirmek değilmiş. Yani adamlar artık sonsuz savaşta farklı bir yön verebilmek için adam bu taşı yozlaştırma yoluna gitmiş. Çünkü bu taştan kendi ruh taşları yapıldı. O ruh taşlarını nasıl yozlaştıracaklarını öğrendikleri için Baal bu taşı da yozlaştırabileceğini biliyordu. O yüzden buraya geldi ve bu taşı da yozlaştırmaya başladı. Neden? Çünkü bu taş dünyanın merkezinde yer aldığı için, Sanctuary'nin merkezinde yer aldığı için bütün Nephalem'larla bağlantılı ve bütün Nephalem'ları kötü, tabii yozlaştığı için diyorum, kötü bir şekilde etkileyeceğini bildiği için Baal'ın hedefi burasıydı. Ama geliyor tabii Tyrael, bakıyor ki durum artık çok geç, iş işten geçmiş diyor. Taşı yarıyor ortadan ikiye. Tyrael chose to destroy the World Stone rather than let it fall to corruption. He hurled his great sword Alduin at the World Stone. Evet, Alduin'i alıyor böyle, sallıyor dünyalar taşına doğru ve parçalanıyor. Evet, Ariat Dağı'nın altında gizleniyordu dedik dünyalar taşı için. O kadar büyüktü bu taş. Ve bütün parçaları dünyaya yayıldı bir şekilde. Burada şundan bahsetmek istiyorum. İşte Immortal burada başlıyor. O parçalanan dünyalar taşı parçalarını toplamaya çalışıyor. Cehennem safları. Tabii biz de buna engel olmaya çalışıyoruz. Diablo Immortal'ın konusu da bu. Özetle. Aynen, orada böyle kocaman bir delik açılıyor. Etraftaki barbarlar perişan oluyor. And it is in this new world, deeply wounded by the treachery of the prime evils, that the next chapter in our history unfolded. Evet, sonunda bitti. Ay, yoruldum. Tragic Tale of Leah ve burada bahsediyoruz işte videoda bahsettiğim Aidan, yani Dark Wanderer, Diablo 1'deki oynadığımız savaşçı karakter, Kral Leoric'in büyük oğlu ve Edria'nın çocuğu Leah. Diablo's Assault on Heaven. Tragic Tale of Leah, hani konu başlıkları. Leah'nın trajik hikayesi, Diablo'nun cennete saldırması ve Malthael'in ihaneti. 3 konu işlenecek büyük ihtimalle. Horadrim'den neden bu kadar az kişi kaldık? Demek ki why so few of us remain. Önemli bir cümle. Demek ki Horadrim'den Lorath dışında kalanlar da var, hayatta kalanlar da var. Yani biz Lorath haricinde başka Horadrim üyelerini de göreceğiz mi acaba, bilmiyorum. Ben sadece böyle yorumluyorum. Az diyor, insan tek kaldığı, yani kendinden bahsederken, tek bir kişiden bahsederken az demez diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Demek ki Horadrim tamamen kökü kurumamış. Take care in the darkness. Diyor ki karanlıkta kendine iyi bak. falan filan işte. Tamam bitti. Oh. Abi bir saattir konuşuyor muyum ben? Bir saattir anlatıyorum değil mi? Bak adamlar 15 dakika 14 dakikalık video yayınladılar. Ben bunun üzerine tam 50 dakika konuştum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı ve ne diyeyim, temiz olmuştur diyeyim. Yani böyle anlaşılmayan noktalar kalmamıştır. Şimdi çok daha fazla vaktinizi almayayım. Ben bunun benim tarafımda konunun nasıl işlediğini size aktarayım. Arkadaşlar geliyorsunuz kanalda, benim YouTube kanalında. Şurada Diablo Türkçe Lore şeyini açıyorsunuz. Ne derler? Oynatma listesini açıyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5. videodan arkadaşlar 12. video dahil olmak üzere şu aradaki 8 videoluk bölüm bu izlediğimiz videonun konusuydu. Yani biz bu videoda Günah Savaşı, ki hatırlayın Train Kilisesi ve Işığın Kilisesi konusuyla başladı. 2. Günah Savaşı. 3. Bak bundan hiç bahsetmiyor bile. Bu arada çok büyük bir olay bence. Burayı çok büyük atlamış. Lorath bizden özür dilemesin. Büyücü Klanlar Savaşı. Hadi Yüre Şehri belki atlanabilir bir konu. Ona bir şey demiyorum. Akarat kimdir? Zakarum Kilisesi ve inancın yükselişi. Dark Exile. Zakarum Kilisesi'nin yozlaşması. Tristram'ın kararması ki Diablo 1'e tekabül ediyor. Üçlünün avı Diablo 2'ye tekabül ediyor. Bu videoların konuları işte bu 15 dakikalık videonun konusuydu. Dileyen, isteyen olursa ben bu oynatma listesinde linkini bu videonun altına koyacağım. Buradan da takip edebilirsiniz. Öyle sanıyorum ki biz bir sonraki videoda Diablo 3 Türkçe lore videosunu, günlerin sonu, end of the days, ve Diablo 3 Türkçe Lore Reaper of Souls videosunu ele alacağız gibi geliyor Lorath'la birlikte. Ben anladığım kadarıyla hızlı bir şekilde konuyu Diablo 4'e getirmeye çalışıyorlar. Onun için de günlerin sonu, yani Diablo 3 oyununun hikayesini bir şekilde anlatıp konuyu bağlamaları gerektiğine inanıyorum. Bakalım neler olacak, ama dediğim gibi bu videonun konusunu buradaki videolardan, bahsettiğim videolardan izleyerek Türkçe olarak, tamamen Türkçe olarak yakalayabilirsiniz diyorum. Evet, yeter zaten, artık daha da uzatmayayım gibi bir cümle kurmayayım yani. Hani daha ne kadar uzatabilirim? 52 dakika oldu. Dilimde tüy bitti. Su bitti. Çok yoruldum. Uzatmıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki Lorath'ın kitabı bölümünde Book of Lorath videosuyla görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Yanlış mouse'u tutuyorum, o yüzden videoyu bitiremiyorum.